Merhabalar arkadaşlar. Cümleyi öncelikle battan ikiye bölüyorum ve onun önünde is not known present dikkatimi çekiyor. Peki anlamı nedir irdeliyorum? Diyor ki Alzheimer hastalığının başlamasına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ne zaman sebep olduğu cevabı yok. Ne zaman dediğinde iki sene önce demiyor. O zaman past simple eliyorum. Past simple kullanamıyorsam geçmişin geçmişi present past perfect hiç kullanamam. Bursa'yı ve Ceyhan'ı eliyorum arkadaşlar. Geriye kalanlar arasında ikinci kısma gitmeyi tercih ediyorum. İkinci kısma gittiğimde boşluktan sonraki tuyla devam ediyorum benim dikkatimi çekiyor önünde ne olmalı pasif bir yapı olmalı hangisinde var adanada found değil denizde have been found ve edirne will be found pasif peki hangisi doğru anlamca bakacağız arkadaşlar İlk kısım ikisi de olabilir genel geçir olduğu için kozlusa daha yakınım İkinci kısımda ise bu hastalığı olan insanlar sıra dışı bir protein yığılımı ve beyinlerinde protein liflerinin yığınlarına sahip oldukları bulunacak mı derim bulundu mu derim bulunacak diyemem bulundu derim arkadaşlar

Maalesef sorumuzu çözümlemek için hemen cümleyi ikiye bölüyorum arkadaşlar. İlk kısım olumlu mu olumsuz mu bakacağım. Sophisticated ileri düzey üst düzey demek katkısının olumlu olmasını bekliyorum yan cümleyi. Biz uzay araştırma çağımızın ileri düzey olduğunu düşünüyoruz ve kendi kendine giden arabaların öyle olacağını düşünüyoruz. Artı. Diğer kısımda stilin varlığı dikkatimi çekiyor. Biz yine de evrendeki neredeyse her şey hakkında sersemletici derecede cahiliz, bilmiyoruz, bilgisiziz, eksi artı eksi olduğuna göre tıktık var. Because çünkü sebep sonuç anlatır. Paralel bağlar ezongez dığı sürece paralel bağlar elenir. Hemen ardından Despite yanına isim alacağı için e rağmen elenir. Cevap A mı C mi? Even though'dan sonra cümle gelmesi gerekir arkadaşlar. Bizde ise elimizde bir sıfat var. Hemen bir yapı aklımıza gelmeli. Eğer elimizde sıfat, zarf, miktar ifadeleri varsa however'la devam etmeliyiz. However sophisticated biz ne kadar ileri düzey olduğunu düşünürsek düşünelim. C doğru. Arkadaşlar preposition sorumuzun ilk kısmında aslında bir kalıp vardı. Fakat kalıp dışında bazı prepositionlarda uyabileceği için anlama baktık. Diyor ki daha aşırı derecede yoksul insanların evi denebilir. Mesela of dursun insanlardan ev insanlara ev yuva tu olabilir. On insanlar üstünde yuva insanların içine doğru yuva. Yani cevap ya A ya C olacak. İkinci kısımda ise bilmemiz gereken bir sektörde bir alanda derken arkadaşlar tarımda sağlıkta eğitimde gibi bizim kullan kullandığımız preposition in olmalıdır. Zaten home to ifadesi de bir kalıp olarak hani birine bir türe bir bitkiye yuva ev anlamını verecektir. Cümlenin genelinin anlamına baktığımızda ise Afrika bütün başka diğer bölgeler bir araya geldiğinde onlardan daha fazla aşırı derecede yoksul insana yuvadır, evdir ve fakirlerin çoğunluğu düşük eğitim kazanımlarına sahiptir ve tarımda işe sahiptir diyor. Cevap C. Merhabalar arkadaşlar. Şıklara baktığımda yanına cümle alan ve isim alanları gördüğüm için ilk önce elimde cümle mi isim mi var yan cümlede bulmak istiyorum. Fiil olduğuna göre offer sunmak. Elimizde arkadaşlar yan cümle şurada bitiyor. Elimizde bir cümle var. Bu durumda ezvelez ek olarak ilaveten ve Edirne despite e rağmen elenir. Çünkü ikisi de yanına isim isterler. Aynı zamanda ana cümlenin içindeki olsonun varlığı beni ilk olarak Bursa'daki vayla düşündürtmeli. Böyleyken ayrıca böyle ya da oldu even though grubu da bunu sever. Böyle olmasına rağmen ayrıca böyle da veriyor olabilir cümlemize baktığımızda additive manufacturing çoğaltıcı katan ekleyen üretim ki bu 3 e, boyutlu yazıcı yazıcıyla aynı e, diyor ki çoğaltan üretimdeki ilerlemeler prostetik kollar ya da jet motoru parçalarında bir potansiyel e, yenilikler bize diyor sunarken 3 e, boyutlu yazıcı bilindiği üzere ayrıca silah üretimini çoğaltabilir bir koz sebep sonuç ilişkisi anlatır elenir annesmedikçe madıkça meslemazsa elenir cevap B Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorusunun çözümü için hemen e, anlamına bakıyorum. E, yaratıcı beceriler ve düşünce yapıları bir iş gücünde vazgeçilmezdir, gereklidir. Hangi iş gücünde? Relative clause'un içine giriyoruz. E, yanına da bu arada tu alıyor. Değişime nokta nokta olmak zorunda olan bir iş gücünde ve paralel bağlar sonrası bizim için önemli. Kompleks problemlere yeni çözümler bulma yeteneğinde olan arkadaşlar. Böyle bir yetenekte olmak olumludur. Doğru mu? Artı. O zaman değişime de artı bir tu tubunuzun olması gerekir. Kontradiktri karşıt karşıtsıt. Elenir. Immune yanıt alır ama bağışık demektir arkadaşlar. Değişime bağışık dersek değişime karşı korunaklı olur. Contaminated hastalanmış zaten. Responsive ne? Responsive tepki verebilen arkadaşlar, kısa sürede cevap verebilen, esnek demek olabilir. Responsive tu alır. Endurable anlamca uygun gibi gözükse de çünkü dayanıklı, katlanabilir demek, sağlam demek ama tu kullanmayız o zaman da, değil mi? Eliyoruz cevap D şıkkı.